Diyelim ki iki tane Cüneyt Arkın'ımız var ve üç Cüneyt Arkın daha ekleyeceğiz. Aslında olmaz öyle şey değil mi? Cüneyt Arkın bir tanedir. Cüneyt Arkın tektir. Ama diyelim ki bir, bir film var. Diyelim ki bir filmde Cüneyt Arkın'ı klonladılar. Evet, klonladılar filmimizde ve, ve birden çok Cüneyt Arkın'ımız var. Kaç tane Cüneyt Arkın'ımız oldu diye soralım. Kolay, 2 Cüneyt arkınımızı 1 Cüneyt arkın artı 1 Cüneyt arkın olarak yazabilirim. Böyle de yapayım. 1 Cüneyt arkın artı 1 Cüneyt arkın daha. Veya 2 çarpı Cüneyt arkın olarak da düşünebilirsiniz ve ve buna 3 Cüneyt arkın daha katılıyor. Bunu da 1 Cüneyt arkın artı 1 Cüneyt arkın artı 1 Cüneyt arkın olarak düşünebilirsiniz ve sonuçta bu size çok basit gelmiştir tahminen. Ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane cüneyt arkınımız olur. Bu 5 cüneyt arkına eşit olacak. Şimdi olaya biraz daha soyut açıdan bakalım. Cüneyt arkın somut bir örnek oldu. Hatta fazla somut bir örnek oldu. Şimdi biz geleneksel cebir notasyonunu kullanalım. 2x'imiz var. Hatırlarsanız 2x'i 2 tane x veya 2 çarpı x olarak düşünebilirsiniz. Bununla 3x toplasam kaç tane x'im olur? 2x eşittir 2 çarpı x veya x artı x. x'in değerini bilmesek de o değeri kendisiyle toplayabiliriz. 3x de o değer artı o değer artı o değer olacak. 3 defa değil mi? Yani şimdi kaç x'imiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5x. Yani 2x artı 3x eşittir 5x. Umarım bunu kavramsal olarak da anlamışsınızdır. X ile çarpılan iki sayıyı toplamış olduk. Bu iki sayıya yani 2'ye ve 3'e katsayı diyoruz. Katsayı çok havalı bir kelime. Yani değişkeni çarptığımız sabite, X'i çarptığımız sabite katsayı dedik. Ve 2 ve 3'ü toplayarak, katsayıları toplayarak 5x elde ettik. Şimdi bu konu üzerine biraz daha düşünelim. Orijinal ifademize dönelim. 2 Cüneyt Arkın artı 3 Cüneyt Arkın dedik. Diyelim ki burayı, bu Cüneyt Arkınları bir de 7 Chuck Norris'le topluyoruz. Şahane. Şimdi Chuck Norris'i de şuraya çizelim. 7 Chuck Norris artı 2 Cüneyt Arkın artı 3 Cüneyt Arkın. Hatta buna 2 Chuck Norris daha eklediğimizi düşünelim. 2 Chuck Norris daha. Peki bunun tamamı ne olacak? 7 artı 2 artı 3 artı 2 diyemem. Niye? Çünkü burada farklı şeyleri, farklı kişileri toplamaya çalışıyoruz. Bu 2 Cüneyt Arkın, 3 Cüneyt Arkın daha hala 5 Cüneyt Arkın edecek. Chuck Norris'leri ayrıca düşünmemiz gerekiyor. 7 Chuck Norris'e 2 Chuck Norris daha ekliyoruz ve ne olacak? 9 Chuck Norris'imiz oldu. Artı 9 Chuck Norris. Yani bu 5 Cüneyt Arkın artı 9 Chuck Norris olarak sadeleşir. Ama hangisi büyüktür derseniz hala 5 Cüneyt Arkın büyüktür 9 Chuck Norris denilebilir. Neyse konuyu dağıtmayalım. Aynı şekilde şimdi 2x artı 3x'in yanında 7y olsaydı. Hatta 7y artı 2x artı 3x artı 2y. Peki şimdi ne yaparız? x'leri ve y'leri toplayamam. Bunlar farklı sayıları temsil ediyor olabilir. Yapabileceğim şey x'leri toplamak ve böylece 5x bulurum. Ve ayrı olarak y'leri de toplarız. 7y ile 2y'yi toplarsam da 9y çıkar, değil mi? Bir şeyden 7 tane varsa ve o şeye, o şeyin cinsinden, o şeyin türünden 2 tane daha ekleniyorsa o şeyden 9 tane olur x'leri topladığınızda ise buradakine elde edersiniz. Umarım bu size mantıklı gelmiştir. Şimdi size bir fikir daha sunalım. 2x artı 1 artı 7x artı 5 olsaydı ne olurdu? Şimdi yine 2 ile 1'i toplamak isteyebilirsiniz ama bunlar farklı şeyler. Bu 2x, bu sadece bir sayısı. x'leri toplamak zorundasınız. Şöyle diyeceksiniz. 2x'imiz var ve buna 7x ekliyoruz. Yani şimdi 9x'imiz olacak. Ve bundan ayrı olarak 1 ve 5 var dersiniz. Ve 1 artı 5 de eşittir 6.